herhalde batı tipi yaşama ve beslenmeye geçiş. Yani fast food fazla tüketme, lifi az oranda tüketme, az hareket, az su içme en çok bizi kabızlık sorunuyla baş başa bırakıyor. Hastaların önemli bir kısmı bize bunun sorunları, kanama, karın ağrıları, bazen bunun sonucu olarak oluşan makatta, basur, hemoroid ya da çatlaklarla gelebiliyorlar. Kabızlık, büyük tuvalet alışkanlığındaki değişiklik teşhis edildiğinde öncelikle bunun başka bir nedenle olmadığına karar vermek lazım. Bu tiroidin az çalışması ile ilgili olabilir. Bu orada yolu tıkayan bir kitle ile ilgili olabilir. Bunları organik bir sebep olmadığına karar verdiğimiz zaman bunu biz bir fonksiyonel kabızlık olarak ele alıyoruz. Burada öncelikle hastalara önerilerimiz var. Fazla su tüketmesi, sıvı tüketmesi, mutlaka liften zengin beslenmesi, bazen takviye lif verebiliyoruz ve de hareketi hayatının bir parçası haline getirmek. Bazen bunlarla başa çıkamadığımızda laksatif kullanabiliyoruz. En çok sorulan konulardan biridir bunların bağırsak alışkanlığını bozması ve alışkanlık haline getirmesi. Stimülan dediğimiz bir takım uyarıcı laksatif dışında kullandığımız laksatiflerde bu şekilde bir alışkanlık haline getirme, kullanımını alışkanlık haline getirme söz konusu değil. Bu medikal olarak bu ilaçlardan, laksatiflerden de yararlanabiliyoruz.